Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail. Yaklaşık 4 gündür Marmaris'teyim. Marmaris'ten evvel arkadaşlar Alanya'ya gittim. Alanya'dan Side'ye geçtim. Side'den Kemer'e geçtim. Kemer'den de buraya geldim. Her gittiğim, uğradığım yerlerde en az 3-4 gün kaldım. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten canlı yayınları, bilenler her şeyi gördüler. Şöyle söyleyeyim. Şu karşısı iskele arkadaşlar. Bizim oturduğumuz, akşamları muhabbet ettiğimiz iskele. Şu karşı taraf. Kaldığım yerde buranın arka sokağı. Zaten tam merkezli bir yerde yerimi ayarladım. Yani yürüme mesafesi hemen buranın arka sokağı. Tam arka sokakta kaldığım otel. Normalde her gün canlı yayın yapıyorum ama bugün bir değişiklik yapalım dedim. Aksiyon kameramla böyle şöyle bir gezelim Kemer'i. Kemer'in komşu Kemer diyorum ya. Ne Kemer'i Allah aşkına ya. Marmaris'i gezelim. Marmaris'in çevre bölgelerine falan dolaşalım. O yüzden aksiyon kameramı çalıştırdım. Haydi bakalım. Güzergah, manzaraları falan şöyle beraber izleyelim, görelim. Arkadaşlar Marmaris'te bir şey dikkatimi çekti. Burada ışıklar yok. Trafik ışıkları yok. Belki yol üzerinde karşımıza çıkabilir ama hani kırmızıda durmak, yeşilde gitmek, bunu Marmaris'te görmedim. Bakalım şimdi biraz dolaşalım. Buradan İçmeler tarafına doğru gidelim. Ben de orayı daha dün keşfettim. Bakın minibüsün üzerinde de yazıyor zaten İçmeler diye. Geldiği yöne doğru gidelim. Burası Marmaris'in plajı, plaj. Şöyle karşısı plaj, millet denizde yüzüyor. Oh! Güzel bir koy. Bunun denizin dalgası yok arkadaşlar. Çünkü minimum seviyede böyle ufak tefek dalgalara sahip. Ama manzara gerçekten güzel. Şöyle şuradan kafamı full arkaya çeviriyorum. Az önce bir restoranda yemek yedim. Restoranda yemek yedim. You're welcome. Oradaki arkadaş bana İçmeler'den sonra devam ettik. Orman yolu falan filan var. Güzeldir oralarda dedi. Eyvallah dedim ve özellikle İçmeler ve oradan biraz daha böyle ilerleriz bakalım. Nasıl manzara, güzergah. Çok eskilerden Marmaris'i Marmara bölgesinde bir yer sanırdım arkadaşlar. Tuhaf, acı ama gerçek. Tabii o zamanlar yaşım bayağı küçüktü. Marmaris denildi herhalde Marmara'da bir yer sanıyorduk yani. Hava acayip sıcak. Yani rüzgar bile fön makinesi gibi esiyor şu an üzerime. Şu arabanın gölgesinde serinleyelim. Oh, şimdi gölgeye geldik. Büyük araçlar, motosikletler için tam bir avantaj. Böyle durduğun zaman acayip bir şekilde böyle gölgesinde serinleyebiliyorsunuz. Ha, ben şöyle biraz şunu geçmeye çalışacağım, yoksa haydi bakalım. Evet, geçtik. Bakın, kırmızı ışık yok. Yeşil ışık da yok. Böyle kilitleniyorsunuz yolun ortasında. Böyle bir anda böyle ortalık karışabiliyor. Çünkü ışık yok. Ama genelde insanlar anlayışlı. Herkes birbirine yol veriyor. Arkadaşlar, dün gittiğim için biliyorum, hani şu an burası çok fena sıcak esiyor ama orman yolunun orada girince mükemmel serinlik falan, of. Bakın yine trafik ışığı. Görüyorsunuz, sadece sarı ışık yanıp sönüyor. Yani dikkatli bir şekilde geçin diyor. Ortam müsaitse geçin diyor. Yani ne yeşil ışık var ne kırmızı ışık var. Bakın, bir daha trafik ışıklarına geldik. Yine aynı. Sadece sarı yanıp sönüyor. Yani sistem şu arkadaşlar. Yaya geçtiği zaman araçlar duruyor. Yaya yol veriyor. Yaya olmadığı zaman da bas git. Ama şunu söyleyebilirim, iyi akıl etmişim de motosikletimi de getirmişim. Yoksa var ya, benim halim dumanlı buralarda. Yani zırt pırt otobüs, ondan sonra taksi, bildiğin rezillik çekecektik. Şuraya bak, ne güzel. Kendi motorumla geziyorum, dolaşıyorum. Kiralık değil, bir şey değil. Yani kiralasan da ayrı bir dert. Hem fiyatı, kiralama ücretleri yüksek. Böyle abartılı böyle fiyatlar var. Üzerine de bir kaza bela yaşasan, bir sorun yaşasan, çık işin içinden. Şu an Marmaris'in merkezinden İçmeler bölgesine doğru dolaşıyoruz. İleride çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Oraya gelirsek oradan da size ortamı göstereyim, dışarısı. Gördünüz mü, hiç trafik ışığı yok. Ne güzel, oh. Ama sadece yayayı karşıya geçerken gördüğümüzde öncelikli olarak onlara yol hakkını tanıyoruz. İşte bu ya, bak burası serinledi şimdi. Hem gölge hem orman yolu. Çevirme vardı ama çevirmediler bizi. Baktılar motor şık, biz şıkız. Bak bak bak, karşı manzaraya bak. Ne güzel şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Bir tarafın deniz, bir tarafın orman. Karşında koskocaman dağ. Motosiklet üzerinde de olduğu için böyle bir serinleme var. Doğal klima. Oh mis mis. Şu karşısı çok güzel, karşısı. Dur şu karşıya geçmemiz gerek. Şu karşıya bir geçelim de bak şu manzaraya bakın. Bekleyelim bakalım. Heh, araç falan yok. Evet, işte size göstereceğim yer burasıydı arkadaşlar. Nasıl manzara? Hı? Şuraya bakın. Aşağıda insanlar piknik yapıyor bak şu. Balık tutan var. Vallahi mükemmel. Anlatmama gerek yok. İşte manzara. Gidelim bakalım. Oh. Bakın burada da hakikaten manzara müthiş. Millet fotoğraf çektirmeye gelmişler şu an buraya. Gerçekten şu an ya burada var ya, oturacağım burada, tam burada böyle burada oturacağım, alacaksın içeceksin şu manzaraya karşı ya da bir şey bilemedin bir şeyler yiyeceksin. Sanırım buradan böyle motosikletle giderken buradan böyle oradan dolanılabiliyor, buralara kadar gidilebiliyor. Ben büyük ihtimal buradan oraya gideceğim. Şöyle ileri kadar böyle dolanacağız oralarda. Vay, ortadaki gemiyi görüyor musunuz? Bakın. Ufak tekne, arkasına birini de bağlamış, döndürüp dolandırıp duruyor. Arkadaşlar şimdi buradan ayrılıyoruz ve gezimize devam ediyoruz. Ferrari'mizle, siyah Ferrari'miz. Şimdi yine yolun karşısına gideceğiz. Araç var mı? Araç. Araç geliyor. Ya da şu ileriden geçelim ya. Şöyle. Şuralardan geçelim de. Aynen, araç yok. Ops. Aman, heh, tamam. Of, burada yol bozuk. Şimdi düzeldi. Bakın ışıklar yine ne yeşil yanıyor ne de kırmızı. Oo, pazar kurulmuş burada. Pazarı da var. Marmaris pazarı. Hadi biraz basalım. Basalım biraz. Süper. Ben dün sadece buraya kadar gelmiştim arkadaşlar. Aynen buraya. Şuradan bir su alayım. Susadım. Güzergaha bakar mısınız, yola, manzaraya? Nasıl bir yer lan böyle? Oo, muhabbete bak. Hadi basalım biraz. Hacı şu orman yolları da sakat amına koyayım ya. Çıkar bir tane ayı mayı karşımıza. Vallahi. Dur bakalım şöyle. Nasıl? İhtiyacım olduğunu mu hissettin? Aynen, bir anormallik sezdim ama ne? Bir saattir şey arıyorum ben, burada kanyon varmış. Vallahi ben de buraların yabancısıyım. Sen de mi onu arıyorsun? Yok, ben bir yer aramıyorum, ben dedim belki herhalde... Evet. Ya, o kadar güzel bir yer ki. Aynen. Tamam. Şu an keyfi dolanıyorum yani, o yüzden hani... O gittiğim yerde o kadar güzel bir yer ki orayı bulmaya çalışıyorum. Allah Allah, yazdığın zaman çıkmıyor mu? Ya... Saçma saçma turunca götürdü beni. Sonra geldi buraya getirdi. Turunca getirdi. Yani rezil etti beni ya 2 saatte. Bir de altındaki motor da motor değil, anladın mı? Duracak yolda değil, korkuyorum. Motorla 10 kilometre yaptım. Şey, bak şu... Yani değecek bir yer o yüzden. Baksana şuralara. Aaa. Orada gidip bir fotoğraf çekecek mi? Nerede bu? Vallahi öyle bir yer varsa ben de geleyim seninle. Sıkıntı yok yani. Ona bakıyorum, bir bulabilirsem buradan direksiyon alıyorum internetten de olmuyor. Buradan nereye? Ormana mı gidiyor burası, bu yol? Bilmiyorum ki. Burası Datça yolu ya. Datça'ya gidiyor herhalde burası. Valla kimse neyse, aşağıda petrol ofisine soracağım yani. Tam yakaladım. Buldun mu? Buldun mu? Ha, buradanmış. Hadi. O kadar su yok buramı diyor, yazın diyor. Nasıl? O kadar su dolu değildir içi diyor. Ya olsun olmasın. Gidelim görelim, bir tur atalım ya. Sanki suya gireceğiz. Tamam. Evet, bir tane motorlu yol arkadaşı buldum. 67 plaka. Yollar ayrıldı. Bakalım takipliyoruz, nereye gidiyoruz biz de bilmiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Devam edelim hadi, nereye çıkacağız hadi. Yoksa bahsettiği yer burası olmasın. Baksana, gösterdiği resim de buraya benziyor ha. Abi buranın böyle sonunda böyle tuhaf bir yer var. İçmeler abi. Haydi bas. Manzaraya bak. Önümdeki arkadaşın motosikletin dili olsa da konuşsa amana koyayım. Motor 50 kilo, kendisi 70 kilo. Oğlum buna motorla girebilecek miyiz? Gel, burası mıymış o yer? Dur bakalım, dur, bari park edelim, gel. Park edelim de görelim. Bakayım. Arkadaşlar deminden beri resimlerde... Ama işte sur olduğunu düşündüğün zaman böyle hale geldi. Resimlerde anlatılan manzara burasıydı. Evet. Ama dolduğunda manzarayı alabiliriz herhalde. Ama görüntü hakikaten güzel. Görüntü çok da. Oraya su olduğunu düşün bir de yukarıda. Yani su aktığını düşün. Buraların da su olduğunu düşün. Manzara o zaman mükemmel. Zaten belli de ki buradan su geçiyormuş. Kurumuş yerler bak. Okay. Hatta ağaç maç çıkmış artık yani. Kışları oluyor demek ki burada. Herkes öyle söylüyor ama oraya gittiğinizde suyu çok fazla bulamazsın dedi. Fazla değil, hiç. Hiç bulunmuyor. Aslında burayı yapay su koyacak yani. Hacı şuradan bir tane ayı çıksa karşımıza. Hiçbir şey olmaz ama. Hiçbir şey olmaz. Ne olacak ki? Kocaman ayı, 200 kiloluk böyle. 200 kiloluk ayı diyorum bak. Ne olacak ki den... Ölürüz ne olacak? Ölürüz ne olacak diye. Doğru ama. Ay. Yok be, ikimizden biri sağ kurtulur. Hani birimiz bu ayıyla boğuşurken diğeri de basar kaçar yani. Sen olursan hayatta kalırsın da ben. Hayt. Ne yapacaksın? O işin makarası tabii ya. Baktım ayı sana saldırır, bir tane taş alırım kafasına geçiririm. Ne yaparım ben de yani. Ama güzelmiş bu. Ama o da şimdi ne yaptı hacı, bir de onun heyecanı var. Onun gerçek. Yani ciddi böyle karşıya çıkmanın o verdiği tepki, heyecan, korku. Filminde vardı ya, dövüşüyordu ayıyla. Ne var yukarıda, merak ettim. Hadi çıkalım, yukarı çıkalım. Nereden bu arada? İstanbul. İstanbul neresinden? Fatih. Fatih. Ben kağıthanede kaldım. Ha. Sen şey biliyor musun? Yalancıboğaz'da Nimara var. Vallahi hiç dizi izlemiyorum. Diziden değil, Nimara var. İşte izlemediğim için bilmiyorum. Doğrudur. Nimara diye bir yer var, orayı görmeni tavsiye ederim eğer görmeyi seviyorsan. Vallahi. Oh, harbiden güzel ha. Oğlum dikkat et, yılan balan falan da çıkar. Hep cırcır böceğinin sesleri. Onlar da olmasa ne yapacağız ya? Aynen. Aynen öyle. Hayal kırıklığı oldu. Hayal kırıklığı. Tamam, başka bir rota bul, oraya gidelim. Bu motor kaldırmaz benim artık, ben geçerim zaten. Buraya hayalle geldim. Bu motor kaldı. 2 saattir hiç durmadım bak, tam 2 saattir. Tam burada bir oturup sigara içelim. Aynen, burada oturulur bir sigara içilir. Bekle. Bu arkadaşımızla buradan vedalaştık. Artık yollarımız ayrılıyor. Kendine çok iyi bak. Memnun oldum tanıştığıma. Hoşça kal. Ben de hazırlayayım. Buradan basalım biraz. Hatta geri döneceğim ya. Geri kaldığımız yere geri döneceğim. Evet, hazırız. Of, yol çok berbat ya. Tabii burada. Gidelim şuradan. He, minibüsler buradan geldiğine göre güzergah buradan. Basıyoruz ediyoruz da nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Evet, şu an yol güzel. Şuradan şöyle yapalım. İçmeleri bir gezelim ya, merak ettim. Şu iç taraflara bir girelim. Nasıl yerler? Gidiyoruz nereye gittiğimizi de bilmiyoruz ha. Bence geri dönelim yeter. Of, yol çok berbat. Yine aynı yere geldik. Vay, hayat bu be. Şuraya bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Marmaris'ten kucak dolusu sevgiler.